Bu hafta size neler söylüyor? Neler söylemiyor? Koç, Oğlak ve Balık burcu için aşk, para, mutluluk haberleri var mı? Boğa, Aslan ve Kova burcunun başına ne gelecek? İkizler, Başak ve Terazi burcu olanlar için haftanın tavsiyeleri neler? Akrep, Yay ve Yengeç burcu için çıkış yolu ne? Burçlarla ilgili merak edilen sorulara yanıtlar canlı yayında. Az sonra. Efendim günaydınlar, günaydınlar ekran başındaki çok kıymetli seyircilerim. Bütün alkışlarım, en sıcak, en samimi, en içten dileklerim bugün yine bu ekranda bizi yalnız bırakmayan sizlere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili büyüklerimin ellerinden öpüyorum, yaşıtlarıma sımsıkı sarılıyorum e, ve diyorum ki gönlünüzden geçen her şey bugün gerçek olsun. Gelecekle ilgili biliyorum hepimizin kaygıları var. Gelecek güçsüzler için ulaşılmaz. Korkaklar için bilinmez, cesurlar içinse bir şansmış. Bugün bir güzellik yapalım. Kendimize, sadece kendimize ve sahip olduklarımızı düşünüp mutlu olalım. Üzüntülerin bize yakışmadığı, üzüntülerin bize yaklaşmadığı, mutluluğumuzunsa peşimizi bırakmadığı güzel bir gün olsun. Hazır mısınız? Türkiye'nin en çılgın astroloji uzmanı. Biraz sonra bu programda sizlerle buluşacak. Biliyorsunuz Galatasaray'ın şampiyon olacağını bu yayında söylemişti. Hatırlar mısınız? Hatırlayanlar bilirler. Yaptığı yorumlarla Türkiye'de gündem yaratan ve bugün yapacağı yorumlarla hepimizin hayatında yeni bir çığır açacak olan kim geliyor? Astrolojinin genç, dinamik, sevilen ismi geliyor. Mine Ölmez geliyor. Bu hafta burçlar için nasıl bir hafta olacak? Aşkta, parada, kısmette kimlerin yüzü gülecek? Kimlerin yüzü gülmeyecek? Hangi burç hangi burçla mutlu bir birliktelik için kapıyı aralayacak? Hangi burçlarda ayrılık rüzgarları esecek? Peki ama bu hafta hangi burçlar için dönüm noktası olacak? Sabredip bekleyenler için müjdeli haberler gelecek mi? Tüm burçları bu hafta neler bekliyor? Burçlar için son haberler neler? Sonra Hoş geldin Mine'cim Efendim hoş bulduk Nasılsın? Çok teşekkürler Bugün bir Fenerbahçeli olarak <laughs> Bir şey söyleyeceğim ben Sırlı Fenerbahçeliyim sen Ben Galatasaray ama Fener'i Fener de seviyorum Fenerbahçe'yi de, de seviyorum olmuşuz Fener <gülüyor> <gülüyor> Ama bir şey söyleyeceğim çok sevindim dün Galatasaray'lar böyle kutlama yaparken bir tane Fener formalı arkadaşları geliyor. Nasıl sarılıyorlar birbirlerine? Evet. Ya o kadar güzel ki işte böyle olmamız Aynen. lazım. Aynen. Yani e, bu sene Galatasaray şampiyon. Ya e, önümüzdeki sene Fener olur. Ondan sonraki sene Beşiktaş olur. Ondan çok emin değilim. Ya hayat öyle deme. Ümidimizi hiçbir evet. şekilde yitirmiyoruz, değil mi? Evet, doğru. Efkar basmıyor içimize. Aynen. Ya, <laughs> efkar basmıyor. <laughs> evet, doğru. Galatasaray'ı tebrik ederiz. Başarılarının devamı dileriz tüm takımlarında. Söylemiştin sen evet, bizim yayında. Evet. Hatırlar mısınız? Çok Sordum. barizdi ama. Çok barizdi. Ya in Ama ben sorduğumda daha şeydi. Daha belli değildi. Daha belli şeyden. değildi. Resmen dedi ki bu sene Galatasaray şampiyon olur dedi. Ve oldu. Ve oldu. Hakikaten oldu. Yani şansı çok yüksekti. Şansı uzun sürede devam edecek. Değerlendirebiliriz. Önümüzdeki yıllarda da çok başarılı olur. Şimdi önümüzdeki yılları bir kenara bırakalım da <laughs> biz bu yılı önümüzdeki konuşalım bu yılı bu haftayı konuşalım tamam. ee, sevgili seyircilerimiz yay burcunda bir dolunay gerçekleşiyor bu ne demek biliyor musunuz çok yay önemli. burcunda gerçekleşen dolunay hepimizin hayatında çok önemli etkiler ve izler evet, bırakacak evet. genel bir yorum yapalım Hı -hı. haftaya genel bir Hı -hı. bakış evet şimdi özellikle e, önümüzdeki günlerde yaşamsal kaygılarımızın, estetik, güzellik, mutluluk, refah, ekonomik kaygılarımızın, mutlulukla ilgili e, kaygılarımızın çok artacağını söyleyebiliriz. Çünkü Venüs Plüton'la karşıtlık yapmaya ilerliyor. Venüs Aslan Burcu'na yerleşecek. Dolayısıyla bu Venüs'ün Plüton'la yaptığı karşıtlık öncelikle dişil enerjileri, kadınları, genç kızları biraz daha fazla etkiliyor. Dolunaylar da zaten dişili bir enerjiye sahip ve e, biz kadınların özellikle biraz daha kendimizi, enerjimizi yüksek tutmamız gereken bir sürece giriyoruz. <laughs> Ve kız çocuklarımızın, çocuklarımızın hepsini tabii ki hep koruyalım ama kız çocuklarımızı biraz daha korumamız gereken bir 15 günlük süreçten bahsediyor olabiliriz. Yani onları daha çok sevmemiz, daha çok şefkat göstermemiz, onların güvenliğini daha çok sağlamamız, duygularını daha çok anlamamız bu genel bir etki. Bazı burçları biraz daha fazla etkiliyor bahsedeceğim. Bununla beraber Güneş Aldebaran Aysa Antares yıldızlarıyla kavuşumda. Ee, bu iki gezegen, iki gezegen diyorum özür dilerim. Sabit yıldız, iki tane kraliyet yıldızı. Dolayısıyla dünyada genel olarak fikirlerin ve fanatik inançların çatışacağı bir süreçten bahsediyoruz dünya çapında. Öyle bir dönemdeyiz Aynen zaten. öyle ve aynı zamanda askeri olarak da bazı şeylerin çok değişeceğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki günlerde siyasi istifalar, askeri istifalar çok artabilir. Yeni askeri planlamalar, askeri düzenlemelerin olacağını söyleyebiliriz. Dolunay bizim ülkemizin 6. evinde gerçekleşiyor. Bu da kamu çalışanları, öğretmenler, sağlık personelleri, askerler, polisler, orduyla alakalı konularda çok önemli gelişmelerin olacağını ve çok önemli kararlar verileceğini işaret ediyor. Gerçekten yeni atamalar olabilir. Mesela işte ordunun ve güvenlik güçlerinin başına yeni atamalar gelebilir, yeni kararlar alınabilir. E, sınır güvenliği ile alakalı yeni kararlar alınabilir. Askeri olarak da çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Gerçekten dünyada fanatizmin, fanatik inançların ve e, çağdaş fikirlerin aşırı bir yarış haline girdiğini önümüzdeki günlerde daha net görecek. Bununla beraber yay burcu uzak yerler, yolculuklar, uluslararası işler, yabancılar demek. Yani bize göre yabancılar, yabancılara göre biz gibi düşün. Hı hı. E, i̇şte vize, pasaport işlemleri, Yurt dışı ile alakalı, yolculuklarla alakalı konularda yeni kararlar gündeme gelecektir. Önemli gelişmeler olacaktır ve önlemler alınacaktır yine bu konuda olabilecek sıkıntılarla ilgili. Konuşacağımız konular çoğunlukla eğitim, üniversiteler, hukuk, kamu personeli, uzaklar, yabancılar, yabancı ülkelerle olan diyaloglarımız ve askeri meseleler olacak gibi gözüküyor. Bireysel Peki. olarak da tabii ki bize etkiler var. Biliyorsunuz her dolunay zamanı vücudumuz normalden daha çok ödem tutar. Vücut, vücudumuzun belli yerleri dolunayın bulunduğu burca göre hassaslaşabilir. Geçtiğimiz dolunayda akrep etkisiyle beraber rahim, yumurtalıklar, erkeklerde işte testisler veya işte üreme ile alakalı sorunlar artarken bu dolunay daha çok kalça, baldır, bacak ağrıları, uyluklarla ilgili sorunların artacağına işaret ediyor. Mesela benim tavsiyem şu. İşte yanlış hareketler yapmamak özellikle hafta sonu bir tarafını kırmasın kimse. Çok samimi söylüyorum. Peki şey var mesela uyaracağın şu burçlar çok dikkat etsin diye. Özellikle tabii ki yaylar, ikizler, hı hı. balıklar, başaklar başta olmak üzere. Küçük kazalar eh, hepimizin falan. dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü genelde hani ay hangi burçtaysa ve bir de büyüyorsa üstüne onun temsil ettiği bölgelerle ilgili hastalıklar ve sorunlar artıyor. Dolayısıyla artıyor. kalça, bel ağrıları, yanlar, uyluklar artabilir buralarda. Ağrılar. Bir de karaciğerimizi yormamamız ve Biraz daha karaciğerimizi rahatlatacak şekilde beslenmemiz yerinde olur. Hafta sonu tuz tüketimine dikkat edin. Sinirler çok gergin olacak. Ay Antares'ten aldığı etkiyi ilerletiyor olacak. Dolayısıyla bir savaş enerjisi, bir böyle çığırtkanlık yapmak, bunların hepsinden uzak durmamızda yarar olduğunu düşünüyorum. Ayrıca dini ilahi konularda da dünya çapında bazı hoş olmayan şeylerle karşılaşabiliriz. İşte mabetlerde yapılan protestolar. ...işte din, dinsel inançlara yapılan saldırılar gibi yine hoş olmayan şeyler görebiliriz. Birazcık böyle gaza gelmemek gerekiyor. Mesela evet. işte birisi neden sizin kutsalınıza hakaret eder ya da kızar ya da sizi kızdırır... ...siz ona saldırın diye yapar. Ee, artık ben şunu anladım gerçekten boş yerden saldırı yapan insanlara hakikaten prim vermemek lazım. Evet. Tam da böyle bir hafta Görmezden sonundan geçiyoruz. Görmezden ve durmazdan gelmek lazım. Aynen öyle. Bunun dışında merkür uranüs kavuşumu var. Yine hafta sonu Dolunay'la birleşiyor... Çok sürpriz gelişmeler ve çok sürpriz haberlerin yayılacağını söyleyebiliriz. Kötü mü iyi mi? Ee, Uranüs'ün pek olumlu şeylerden hani çok iyi açı yapması lazım. Kavuşumlarında çok güçlü bir etki yayılır. Hı -hı. O da nedir? Herkesi şok edecek, şaşırtacak, aa ne oluyor dedirtecek şeyler olabileceğini düşünebiliriz. Ee, ve birazcık böyle duyduğumuz haberlerle şok olabiliriz. İnternet ve iletişim elektrikle alakalı konularda da hafta sonu bir takım Hı -hı. kısıntılar, kesintiler sıkıntılar olabilir. öğrencileri ilgilendiren çok sürpriz gelişmeler olabilir. Ne gibi? Mesela işte sınav olacak hafta sonu. İşte sınavla alakalı yeni bir gelişme olabilir. Arkasından başka bir gelişme olabilir. Çok ilginç. Açıkçası ertelenebilir, Yeni bir şey de çıkabilir. Başka bir sınavda olabilir. Sınavlarla alakalı da böyle bir sistemde e, mi bir değişiklikler olabilir? Sistemlerde bir değişiklikler olabilir. Önümüzdeki süreçte dolayla birleştiği için bir 15 günlük süreçte. Eğitimler ve sınavlarla ilgili de enteresan şeyler duyabiliriz. İnşallah öğrencilerin hep hayrına olsun. Evet, bütün sınava girecek öğrencilere şimdiden başarılar, başarılar diliyoruz. Ee, ama böyle değişik şeyler bekliyorum yani. Farklı bir haberler duyabiliriz değişik. İnşallah sizin için her şey kolaylaşsın, Amin. güzelleşsin. Şu sınavlar ortadan kalksın değil mi? Ya evet ya nedir bu sınav sınav? Yediniz Vallahi bizi. Vallahi yani. Peki şimdi şöyle bir baktığımızda yay burcu Yay <laughs> burcundaki bu dolunay aslında e, gündemi bayağı bir etkileyecek, tetikleyecek. Evet. Hepimizi bireysel anlamda da etkileyecek. Ekran başındaki sevgili seyircilerimiz, biliyorum hepimizin derdi ayrı, hepimiz ayrı ayrı problemlerle, sorunlarla karşı karşıyayız ama tabii e, derdi veren Allah hep diyoruz ya dermanı bir yerlerde gizli tutuyor. Nerede olduğuna bakmak lazım. Dermanı nerede arayacağımıza bakmak lazım. Her zaman yaranın olduğu yerdedir. Evet. Şimdi bugün Mine e, program başlarken de söyledim. Yaptığı tespitlerle ve önerilerle, ölmez tavsiyeleriyle hayatımıza gerçekten yön veriyor. Galatasaray şampiyonluğunu bildiği gibi daha birçok şeyi aslında yaptığı tespitlerle Müthiş bir harita okuma özelliği var sevgili Mine'nin astrolojik anlamda. Dolayısıyla e, yaptığı tespitler çok yerinde ve mutlaka e, söylediği her şeyi burada yaşıyoruz. Canlı yayında da sizlerle paylaşıyoruz. Bugün ne yapacağız? Bugün 12 Burç için yine çok ölmez tavsiyeler verirken özel uyarılarda bulunacak. Yine ben annelerden rica ediyorum. İyi ki onlar var ve gerçekten anneler hep çocuklarına gönderiyor. Bana Çocuklar, yolda okulda gösteriyorlar. Işte... Bak çekip gönderiyorlar evet, diye. Evet evet zaten <laughs> mesela story'de de paylaşıyorlar. Ee, evet. Instagram Nur Viral beni de etiketliyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Başlayalım diyorum. Koçlarla başlayalım. Evet. Sevgili koç hazırsan ölmez tavsiyelerin senin için şu anda ekranda. Şimdi olumlu anlamda koç burçları bu dolunay etkisiyle beraber uzun zamanda çözemedikleri problemlerini çözmeye başlayabilirler. Özellikle e, gündemlerinin uzaklar, uzak yerler, yabancı ülkeler ya da bulundukları şehirden uzak mesafelerde yerler olacağını söyleyebiliriz. Hı hı. Mesela koçların bu dolunay etkisiyle beraber önümüzdeki günlerde çevresi değişebilir. Gerçekten taşınmalar yaşayabilir. İş icabı ya da başka sebeplerden dolayı yurt dışına gidebilir. Kendi bulunduğu şehirden çok uzak bir şehire taşınabilir. Tayin atama bekleyen koçlar için bu çok olumlu bir süreçtir. Hukuki bir süreçleri varsa bununla ilgili bir tamamlanma yaşayabilirler. Aynı zamanda uluslararası işler, ticaret, medya, reklam gibi konularda da yol aldıklarını görebiliriz. Uluslararası işler derken mesela yabancı ülkelerle iş yapmaya başlayabilir. Ülkesinde sattığı bir şeyleri yurt dışına çıkarmaya başlayabilir. Bununla alakalı bir çaba içerisine girebilir. Peki burada dikkat etmeleri gereken şey ne? Eğer gerçekten sıkıntılı bir süreçten geçiyorlarsa insanlarla çok fazla savaşmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü şu aralar... Çok affedersin. Ee, Hüseyin'cim birçok seyircim, seyircimi de çok seviyorum. ya yani her şeyi yazıyor. Birkaç seyircimizden, birçok seyircimizden Mine'nin sesi az gittiğine dair çok ciddi mesajlar gelmeye başladı. Bir problem var mı sesle? Ses. Sesin çok az gidiyormuş. Allah Allah. Biraz Ses. daha mikrofonu yukarı alalım mı? Çok yani duyamadıklarını söylediler. Sence Çünkü bu etkili olur mu ki? Çok seyircimizden gelmiş. Dur bakalım bir dakika. Mikrofonu biraz yukarı alalım. Okey, tamam. Uranüs düş yakamdan. <laughs> Uranüs beni rahat bırak. Ses bir ki Uranüs. Ses bir ki Uranüs. <laughs> oldu mu şimdi acaba? <laughs> Herhalde oldu. test edeceğiz yani şimdi. Edelim. Zaten rejide de problem olsa söylerler. Ben de biraz ama... yüksek sesle konuşayım. Ha, sen Şöyle birazcık... konuşayım mı? <gülüyor> Konuş. <gülüyor> evet, evet, koç burçları için. Gerçekten uzaklarla alakalı çok önemli konular gündemde olacak. Benim onlara tavsiyem lütfen insanlarla sizi hukuki mücadelelere getirecek kadar cebelleşmeyin. Hı hı. Gerçekten bir hukuk süreci içerisine girebilirsiniz. Bu aralar yaptığınız işlerde yasaları çok iyi kontrol edin. Eğer yurt dışındaysanız ya da yurt içi fark etmiyor. Bilmediğiniz, yasaları bilmediğiniz için hatalar yapıp sorumlu tutulabilirsiniz. Gerçekten bu çok önemli. Yine olumlu anlamda rüyalarınız size çok ciddi rehber olabilir. Çok güzel işaretler alabilirsiniz. Eğitim başarısı elde etmek, sınavları kazanmak, tayin olmasını bileyim atama yaşamak, bir şekilde seviye atlamanız. Bunlar hep sizin için söz konusu olabilir akraba ilişkileri ve iletişim konularında birazcık iniş çıkışlı olabilecek gibi de gözüküyor. Bir mücadele, bir çatışma içine girebilirler. Risk aldıklarını düşünüyorum. Yani bir konuda risk alacaklar. Bu riski alırken yasaları çok iyi kontrol etsinler. Ne kadar ne yapabilirim, haklarım nelerdir çok iyi kontrol etsinler. Hukuki olarak da dediğim gibi kendilerini uzun süre zora sokacak şeyler yapmaktan kaçınsınlar. Maddi konularda çok şanslılar. Ama nasıl biliyor musun? Hani kazanıyorlar, risk, risk almışlar, girişim yapmaya çalışıyorlar. Her taraftan bir şekilde emek veriyorlar ama bu aralar para çıkışları ve para girişleri aynı oranda çok şaşırtıcı şekilde zikzak çizebilir. Birazcık maddi anlamda dikkat etmeleri lazım. Risk alacaksanız lütfen e, öncesinde bütün planlamalarınızı yapın. Hukuk. Efendim resmi prosedürler hakkınız varsa mesela paranız, tazminatınız varsa haklarınızı güzel bir şekilde araştırın. Acele etmeden sabırlı bir şekilde ne kadar ne yapabileceğiniz konusunda çok iyi odaklanmanız gerekiyor. Bununla beraber Venüs aslan burcuna geçecek. Ne zamandır özel hayatınızda, çocuklarınızla ilgili konularda sevdiklerinize zaman ayıramıyorsanız artık biraz daha özel yaşamınıza zaman ayırma zamanı gelmiş olabilir. Ancak ilk etapta bazı arkadaşlarınızla ya da e, sosyal çevrenizde sizi sıkıntılara sokabilecek kavgalar ve tartışmalar gündeme gelebilir. Önümüzdeki hafta, özellikle önümüzdeki hafta başında bazı arkadaşlarınızla yollarınızı ayırma kararı alabilirsiniz ve özel hayatınızda, aşk ilişkilerinizde ya da çocuklarınızla ilgili konularda agresif tutumlar sergilememenizi, onlara anlayışla yaklaşmanızı da tavsiye ediyorum sizlere. Biraz daha hayatın tadını çıkarmaya doğru gidecekler. Biraz daha risk alıp sahnenin daha da önüne çıkmak isteyecekler. Büyük oynayacaklar. Ne yapacaklar bilmiyorum ama büyük oynayacak. Koçlar sahnede uzun zaman yer alacaklar. Gökte oluşan bu ateş yoğunluğu onlara yarayacak gibi gözüküyor. Yani yaza böyle alev alev girebilir koçlar. Ama alev alev girerken millete <laughs> kavga ederek girmeyin. O parıltılar, o ateşlenmeler işinize, gücünüze, kendinizi parlatmaya yönelik olsun. Diyorsun. Evet. Alev, alev. Yani koç enerjisini boşaltamadığında bunu kavga olarak yapıyor çünkü gerçekten. Peki. Ya da birileri ona çok sataşıyor. Lütfen enerjinizi yüksek tutun. Yaza bomba gibi gireceksiniz alev çünkü. Alev alev. Bol bol da gezecekler valla. Güzel. Gayet. Peki esmaları neler? Onlara ya Fettah kendilerine Esma çok yarayan olsun. ve onların kendi isimlerinden zikretmeleri gereken. Bu ateş elementi enerjisini çok güzel çalıştırır. Lütfen işinize gücünüze bol bol koşturun. Bir, şey, bir mesaj geldi şu anda bana. Instagram üzerinden. Tuğçe Kara Mağara. Şu anda ekran başında. Tuğçe'cim demiş ki aynen şöyle. Merhaba Nur ablacığım, Mine Ölmez'in uygulamasından biriyle tanıştım, nişanlandım demiş. Aa! <laughs> çok sevindim. Ay çok iyi değil mi? <laughs> Sizi de diyor, bizi de aşkının Aa! mimarı olarak görüyormuş. Bir fotoğraf gönderseydin. Ya evet. 7 Ekim'de düğün tarihi belirlemiş, bize bir yorum yapabilir mi demiş. Tuğçe Karamar. Ba Tuğçe... Ben bakayım bir bakalım. O tarihte retro falan yok Allah'tan da şunu söyleyeceğim. Biz Senin uygulamandan tanışmışlar. Biz ne yaptık biliyor musun? Senin haritana göre... Kimler senin can yoldaşın, dostun, akıl hocan olabilir? Ve ruh ikizinin ruh eşini nasıl bulursun? Tamamen astrolojik olarak eşleşmeler yaptık. Gayet saygı ve sevgi çerçevesinde gördüğünüz gibi nişanlanmışlar. Çok sevindik. Daha neler de var. Ben de ne? bir gireyim bakayım ruh, <laughs> ruh, ruh ikizim kimmiş? Hayır sana müsaade edemem. Çünkü ben daha sana yakışan bir ruh henüz görmedim. Aa. Bir göreyim ondan sonra. Part, part, benim part, bir part, onayımdan geçmeli. Canımsın benim. Evet, senin çıta çok yüksek canım ya. Niye? Öyle senin amaçla. Seni hak eden insan bilmiyorum yani çok nadir bulunur canım diye sen. düşünüyorum. Şey ııı... E... <laughs> Utanma canım gerçek bu. Şimdi e, sevgili koçlar esmalarınızı da verdik. Uyarıları da söyledik. Sıra nereye geldi? Sevgili boğalara. Sevgili evet. Sevgili boğa dikkat 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 diyorum. Kendimi de oraya alıyorum. Çünkü ben ve benim gibi boğalara hmm. önemli uyarılar var. Şimdi boğalar bir kere 8. evinizde bir dolunay gerçekleşiyor. Dolunay 8. evde olduğu zaman benim size tavsiyem şu olur. Bir kere bu hafta sonu sakın güvenmediğiniz, enerjisini sevmediğiniz, kalbinin iyiliğine inanmadığınız insanlarla asla bir arada bulunmuyorsunuz. Evet. Yani bu beni sevmiyor, ben bunun farkındayım dediğiniz insanlarla bir araya gelmemeye çalışın. 8. ev çünkü negatif etkileri, nazarı ve korkularınızı açığa çıkarabilecek etkiler yayabilir. Bununla beraber... Lütfen hafta sonu mümkünse evinizde böyle sakin bir şekilde ya da huzur bulduğunuz ortamlarda olmaya çalışın. E mesela gece geç saatte dışarılarda olmasınlar. Hakikaten öyle. 8 ev ön plana çıktığı zaman böyle çok kalabalık yerlerde olmak, gece geç saatlerde dışarı dışarıda olmak, izbe, karanlık, enerji kötü, loş ışıklı ortamlarda olmak iyi gelmez. Hakikaten söylüyorum. Bunu yapmayın. Mesela nerede huzur buluyorsanız, nerede kendinizi iyi hissediyorsanız orada olun. Olumlu anlamda bakacak olursak parasal olarak çok büyük fırsatlarla karşılaşabilirler. Sürpriz bazı gelişmeler olacak. Boğalar önümüzdeki haftaya hafta sonu itibariyle bu etkiye başlıyorlar ama önümüzdeki haftaya bazı şok olacakları haberlerle girebilirler. İnşallah olumlu şoklar olur bu. Aa çok şaşırdım çok teşekkür ederimler olur ama Merkür Uranüs Kavuş'un boğaları doğrudan etkiliyor. Bu onların şaşıracağı ve şaşırtıcı anlamına geliyor. Gerçekten önümüzdeki hafta hatta hafta sonuyla beraber boğalardan ummadığınız tepkiler alabilirsiniz. Onlar da ummadıkları şeyler duyabilirler. Gerçekten sağ gösterip sol vurabilirler. Çok sabrettikleri konularla ilgili büyük bir patlama yaşayabilirler. Yani gerçekten boğalara bu lafı söylemeyeceğim. Ağzınızdan çıkanınız çıkanı kulağınız duysun demek istemiyorum çünkü onlar onu 40 defa düşünmeden zaten söylemezler ama gerçekten Ani çıkışlar görebiliriz boğaların hayatında. Ani şok edici haberler duyabiliriz onlarda. Böyle bir durum söz konusu olabilir. Bununla beraber çok bekledikleri bir para varsa, gelir gider anlamında beklentileri varsa ellerine gerçekten büyük bir para geçebilir. Miras, tazminat, nafaka, hakları olan paraları almakla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler. Önümüzdeki 15 günün konusu birazcık maddi konular olacak. Para hem gelecek hem gidecek. Hem harcamaları çok olacak hem kazançları çok olacak gibi gözüküyor. Bu konular arasında denge kurmaya çalışacaklar. Bununla beraber Venüs dördüncü evlerine yerleşiyor. Ee, Mars buradaydı ne zamandır? Anneyle ayrı, aileyle ayrı, evle ayrı, belki taşınmalarla uğraştılar. Ev sahibi, kiracı ilişkileri, sorumlulukları çok fazlaydı ve çok yorucuydu. Hem evde olmak hem dışarıda olmak onları yoruyordu. Şimdi Venüs'ün buraya yerleşmesiyle beraber evde çok önemli bir değişiklik yapabilirler. Yeni eşyalar alabilirler. Yeni bir ev almak, arsa almak için harekete geçebilirler. Ama birazcık Aile içinde kıskançlık krizleri, babayla anneyle ev, ev halkıyla çatışmalar olabilir, kendi aileleriyle eşlerinin ailesi arasında biraz kalabilirler, ev hayatları ile iş hayatları arasında çok yorulduklarını fark edebilirler. Gerçekten dinlenmeye ihtiyaçları olduğunu fark edecekleri bir 15 günlük süreç. Dişinizi sıkın 15 gün daha azıcık yorulacaksınız gibi ondan sonra rahatlamaya başlıyorsunuz ama ev, yuva, aile ilişkileri sizin için uzunca bir dönem baya bir koşturma ve efor konusu olacak. Patronlarınızla aranızda güç çekişmeleri olabilir. Buna dikkat edin. Sizden üst pozisyonda insanlarla aranızda güç çekişmeleri olabilir. Dördüncü ev Aslan onuncu ev Kova sizin egonuzu yaralamak isteyen üst pozisyondaki insanlara birazcık dikkat etmeniz lazım. Yani sen benim egomu yaralayamazsın ben sana yaparım her şeyi demeyin. Alttan alın da demeyeceğim çünkü haklı olan muhtemelen siz gibi gözüküyorsunuz. Ama size baskı kurmaya çalışan, sizi anlamayacağına emin olduğunuz insanlara da kendinizi anlatmak için heba etmeyin. Yani güç yarışlarından kaçınmalarını tavsiye ediyorum. Kıskançlık, güç yarışları ezmeye çalışmalar. işte mesela babanız, anneniz bile size ya da kayınvalideniz, kayınpederiniz yapma, etme, sen susacaksın, konuşmayacaksın baskı altında tutabilirler sizi. Sizden üst pozisyonda ve sizi baskı altında tutmayan, tutmak isteyen insanlarla güç gösterisine girmemenizi tavsiye ederim. Yani burada aklı seçin, mantığı seçin ve bundan bir an önce tatlılıkla sıyrılmaya bakın. Bununla beraber boğa burçlarının aşk hayatlarında da çok sürpriz gelişmeler olacağını söyleyebilirim. Gerçekten eğer önümüzdeki hafta ak koyun kara koyun belli olur da birinin ihanetiyle falan yüzleşirseniz sakın üzülmeyin. Bakın bu yılın gerçekten en şanslı burcu sizsiniz. Ee, yani Jüpiter'in şansı nerede falan demeyin. Biraz enerjinizi yüksek tutun. Çünkü Jüpiter Jüpiter'dir ve o şansı mutlaka size hissettirir. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde aşk hayatınızla çocuklarla ilgili konularda da güzel gelişmeler yaşayacağınızı düşünüyorum. Biraz hafta sonu ve hafta başı azıcık güç çekişmeleri ve kıskançlıkları açık olabilirler. Ona da dikkat etsinler. Anam Nur'un da yüzü düştü yerim ya. Biliyorum çünkü. Kim güç çekişiyorsa hemen beni çağır. Uranüs'le beraber gelirim. Yani şöyle yapsanız da yani kıskanmak yerine örnek almayı deneseniz de içinizdeki fesatlık dursa değil mi? Ya da hatta öyle bile değil. Lütfen kimseyi kıskanmayın, kimseye hayran da olmayın. Kendi kimliğinizi ve karakterinizi öyle bir ön plana çıkarın ki siz hayran olunacak birisi olun. Niye örnek alınabilir yani? Örnek, Örnek alırsın tabi Örnek al, fesatlık son bulsun. Aynen. Yok evet, bulmaz canım e, ya. Esmaları neler? <laughs> evet, ya muni, maddi konularla alakalı onların esmalarından bu arada. Ya muni. Gani, muni, onlara iyi gelen bir esma. Dilediğine bol bol veren, maddi konularda da, sevgide de, berekette de artışlar için zikredebilirsiniz. Bütün Fenerbahçeliler bugün bizi gönülden alkışlıyormuş. Ay, bir şey söyleyeceğim. Sosyal çok Sosyal medyadan komik değil. alıyorum haberlerinizi canlarım benim. Ay, çok güzel olmuş. Bir renk bu kadar mı yakışır diyor sarı lacivert. E güzel asil renkler tabii ki. <laughs> Yazık Fenerbahçem benim kanaryam. Ya canım benim. <laughs> Peki ikizler, dökücülü rahatla haftasına hoş geldiniz sevgili ikizler ve yükselen ikizler dikkat dikkat. Buyurunuz efendim sevgili Ama, ikizler. Gerçekten ikizler çok sabretti. Bir ikizlerden beklenmeyecek bir sabrı. Yazdan beri e, Aynen. Yemin ediyorum sana ona <laughs> sus, buna sus, kocaya sus, çocuğa sus, patrona sus, eşe sus. Dök İçmişti. içini rahatla. Nihayet. Dök içini rahatla. Sen ikizler burcusun. Hakikaten gaz vermiyorum. İkizler burcu. Dök içini rahatla. Venüs Aslan burcuna geçiyor. Gerçekten önümüzdeki hafta ikizler burcundan da onların o neşeli, tatlı tavırlarından beklenmeyecek çıkışlar görebilirsiniz. Venüs Plüton karşıtlığı. Kıskanç, aşağı çekmeye çalışan, haddini bilmeyen insanlara çok net bir şekilde hadlerini bildirmek isteyecekler. Zikriniz, fikriniz, zihniniz güzelleşiyor. Şimdi Mars hala burada. Koşturmanız çok fazla. Zihniniz çok çalışıyor. Belki eğitim için koşturuyorsunuz. Belki trafikte çok zaman geçiriyorsunuz. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya mekik dokuyorsunuz. Özellikle bu aralar kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınız, yakınlarınız sizi çok fazla koşturuyor olabilir. Oradan oraya onun için git, kardeşin için git, onun için git, bunun için git. Ve bu hafta itibariyle bu çektiklerinizin emeklerini almaya başlayacaksınız. Mesela çok çalıştınız bir sınav için. Uğraştınız. Evet önümüzdeki haftayla beraber emeklerinizin karşılığını almaya başlayabilirsiniz. İnşallah. Üstünüzden bir baskı kalkmaya başlayabilir. Yakınlarınızla yaşadığınız çatışmalar ya da konuşmalarınızda, düşüncelerinizde yaşadığınız çatışmalar mutluluğa sebebiyet verecek pozisyona gelebilir. Tatlı tatlı konuşmalar, tatlı tatlı atışmalar dönemine girebilirsiniz. E, artık bu anlamda rahatlayacaksınız. Mesela araba satma ve alma durumları gündeme gelebilir. Hı hı. Mars satışta, venüs alışta böyle bir şey söz konusu olabilir. Araba satmak ve almak gibi şeyler olabilir. Lütfen Temmuz ortasına kadar o işlerinizi halletmeye çalışın. Ondan sonra Venüs retroya girecek. Çünkü e ederinden fazla falan filan sıkıntı olmasın. Ondan sonra satış zamanı geliyor. Alış zamanı değil çünkü. Dolayısıyla araba satmak ve almak gibi gündemleriniz olabilir. Elektroniklerinizi yenilemek, telefonunuzu yenilemek, evdeki eşyalarınızı yenilemek, hayatınızda böyle bir temizlik aşamasındasınız. Mesela komşunuz çok huysuz ayrılacaksınız yollarınızı ayıracaksınız. Kardeşiniz sizi çok huzursuz ediyor, çok haksızlık yapıyor. Görüşmeyi kesebilirsiniz bir süre. En yakınlarınızla bile sizi sömürdüğüne inandığınız insanlarla bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Hukuki süreçleriniz varsa sıkıntılı olan, iyileşme göstermeye başlayabilir, güç sizin elinize geçmeye başlayabilir ama hemen değil. Önümüzdeki haftanın ortalarından itibaren yavaş yavaş bu etkiyi alırsınız. Artık güç biraz daha iletişim, ticaret, medya, reklam, sınavlar, eğitimler, düşünce, fikirler ve iletişimler konusunda sizi denize geçiyor. Eğer kitap yazan, reklam yapan, konuşmalarıyla iletişim kurarak para kazanan eğitim sektöründe, trafik ve işte alım, alım satım, ticaret sektöründen biriyseniz, önümüzdeki günlerde ettiğiniz zararı iyileştirebilecek güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. Bugün bir Jüpiter Kuzey Ay düğüm kavuşumu var. Ondan da bir en son tekrar bahsedelim. Hı hı. Önemli çünkü. Jüpiter Kuzey Ay düğüm kavuşumu ikizler burcunun çok büyük bir farkındalık yaşamasını sağlayabilir. Özellikle yükselen ikizler. 12. evinizde yaşayacağınız bu kavuşum size böyle bir aydınlanma, bir farkındalık. Aa demek bunun sebebi buymuş. Demek ki ben bu yüzden hep bunları yaşamışım. Demek bana yalan söylemiş. Demek benden bir şey kaçırmış. Çok önemli uyanışlar yaşayacaklar. Bu uyanışlar onların hem zenginleşmesine hem mutluluğa doğru gitmesine sebebiyet verecek. Şöyle olabilir. Mesela aldatılıyorsa öğrenebilir. Aldatıldığını fark ettiği için önlem aldığı için önümüzdeki günler daha güzel şeyler olabilir. Geç kalınmış ya da e Bazıları için geç kalınmış olsa da hayra dönecektir. Bazıları için de erken teşhisin hayat kurtardığı bir hafta olacak. İkizler Burcu'nun hayatında erken teşhis, erken tahlil hayat kurtaracak. hayat kurtaracak. Birazcık troit, boğaz, boyun bu bölgelere dikkat ediyorsunuz. Eğer ki çok kilo alıyor, çok su tutuyorsanız hormon olarak birazcık bir baktırın kendinize. Niye ben su tutuyorum, niye böyleyim? Bir baktırın, ilgilenin kendinize. Vücudunuzu dinleyin. Ve e, çok iyi şifacılarla farkındalık yükselten insanlarla karşılaşabilirler. Onların da rüyaları çok rehber ve yol gösterici olabilir. Önümüzdeki günlerde aşk, iletişim, gezmek, tozmak, fikirsel ve zihinsel olarak rahatlamak açısından şanslısınız. Tabii ki haftaya öyle girmiyorlar. Haftaya böyle herkesin ağzının payını vererek giriyorlar. Hafta sonu da öyle. Ve hayatlarında çok büyük bir karar verecekler muhtemelen bir ilişkiye başlamak, bir ilişkiyi bitirmek, bir ilişkiyi birileri safhaya taşımak, bir ortaklıkla alakalı konuşmak. Böyle bir şeyler masaya yatırılacak. Herkese tenindeki taşları dökecek. Bakalım neler olacak ikizlerin ayağında. Bakalım. Evet. Ya selam esmaları. Evet ya selam. Ancak size opaklar bu hafta. <laughs> bu hafta ikizleri ya selam. Evet, Esenlerden yengeçe geçeceğim. Bakayım Alparslan Bey diyor ki Teşekkür ederim Alparslan Bey. Övgü dolu sözler yazmış. Şimdi onu okumayın. Bir dakika geçiyorum. Emine Hanım ne diyor? Ee, sizin canlı yayını izliyordum. Instagram'da canlı yayın mı açtın? Evet. Onu izliyordum diyor. Bitsin şimdi Beyaz TV'ye geçiyorum. Nur Viral çok tatlı ya. Antalya Kepes Fuarı'nda izlemiştim <laughs> Ya yani çok tatlısınız. Erhan Bey ne demiş sevgili Erhan Özöz? Ee, ben Boğa Burcu'yum. Mina Hanım'ın anlattığı her şey birebir doğru demiş. Sen Boğa Burcu'sun. Kim sana ne yapabilir? Tek tek lütfen yazın yorumlarınızı <laughs> çünkü sizinle sohbet ediyor gibi oluyoruz bu yorumları evet. okuduğumuzda sevgili Aynen. yengeçler efendim şans seni kovalıyor sevgili yengeç gözün aydın Neredesin? sen kimi kovalıyorsun ama evet. yengeç yine nerelerdesin yengeç şans seni kovalıyor sen neyin peşindesin lütfen yengeç burçlarına buradan çok güçlü bir şekilde sesleniyorum Ses, güneş burçu seslen, güçlü güçlü yengeç sesleniyorum gel pardon <laughs> gel yengece güçlü sesleniyorum. Burcun yengeç ya da yükselenin yengeç. Bak arkadaşım Satürn güneşine destek, yükselenine destek, Jüpiter sana destek. Çok önemli iki tane yapılandırma gezegeninden şans ve fırsatlar ve yapılandırma konusunda müthiş destekler alıyorsun. Kısmetin çok, talibin çok, tipin güzel, kendin tatlısın, işlerin rast gidiyor ama sen sürekli galiba verilerinin arkasından koşturuyorsun. Yapma. Önüne bak, işine bak, hayatına bak. Gerçekten önümüzdeki günlerde gerçek aşkı bulmak, nişanlanmak, nikahlanmak, kutlamalar yapmak. Sadece bu da değil. Yurt dışına gitmek istiyorsa gidebilir, uzak yerlere seyahat edebilir. Ticaret sorunları varsa bunları çözebilir. Sınav, tayin, atama konularında yükselişler yaşayabilir. Çok hayal ettikleri, çok istedikleri, uğruna çok dua ettikleri şeylerin gerçek olduğuna şahit olabilir. Çok net olarak bunu söyleyebilirim yengeçler. Ne için. güzel. 9 ve 11 o kadar güzel ki biri ilahi bir alan, birisi umutların ve dileklerin alanı. Bazı yengeçler siyasete atılabilir. Bir grubun, bir kulübün, bir derneğin başına geçebilir. Yeni bir gruba katılabilir, yeni bir çevreye girebilir. Yengeçler Varlıklı, aklı başında, güçlü, kuvvetli. Hani başka insanların gıpta edeceği bir grubun, bir kulübün bir şeyin içine dahil olabilir. Böyle dostlar edinebilir, böyle dostlardan çok yarar görebilir. Süper. Yani şöyle söylüyorum, şans sizi kovalıyor, siz kimin peşindesiniz? Bugün oturun bunu düşünün. Yengeç Burcu'nun her zaman en büyük hatası hep hemen aile olmaya çalışmaktır. Oysa ki ne zaman kariyerine ve kendisine odaklanır, o zaman aile kurar. Bir yükselen yengeç olarak söylüyorum, gerçekten ben bunu yaşadım. Hep böyle aile aile yuva yuva olmuyor. Ne zaman kariyerime odaklanmaya başladım hepsi oldu. İşinize gücünüze bakın ve Doğru. unutmayın ki siz çok kıymetli, çok yetenekli insanlarsınız. Biliyorsunuz Sezen Aksu, Yıldız Tilbe, Deniz Seki. Şöyle bir baktığınız zaman iyi kalkmış. Yıldız Tilbe de en geç, değil Yıldız mi? Sesi, sesi, sözü, bestesiyle insanları büyüleyen herkese baktığınız zaman sevgili Serhat Kılıç buradan selamlarımı gönderiyorum. İnanılmaz bir ses ve yetenek. Yani biz onu hep oyuncu biliriz. 80'lerdeki meşhur plakçımız var ya. Hep oyuncu biliriz. Nasıl bir ses, nasıl bir yetenek? Siz çok yetenekli, çok özel insanlarsınız. Gecenin çocuğusunuz, ayın çocuğusunuz. Bu enerjinizi bir başkasının peşinde bağımlı ilişkilerle heba etmeyin. Ne yapsınlar? Önünüze bakın. Peki, mesela Aklınızı ne? başınıza alın, kendi değerinizin farkına varın. Yok öyle aklın başına almak değil mesela. Şöyle 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 şunları yaparsanız hayatınız daha da güzelleşir diyeceğiniz ne Mesela de var. ne yapsınlar? Bir kere fırsatları açık olsunlar. Ellerini tersiyle itmesinler. Bu bir ilişki de olabilir, bir iş fırsatı da olabilir, itmesinler. Buralar toprakla ve suyla bol bol uğraşsınlar. Mesela bahçe işleri yapsınlar, çiçekler eksinler. Dua çok etsinler dileklerine odaklansınlar ve mesela o açsın dileklerin kabulü için dualar. İşte nasıl inanıyorsa maneviyata da çok güçlü çünkü Yengeç burcunu. Neyin olmasını arzu ediyorsanız içten gönülden meditatif halde odaklanarak onun olmasına niyet edin. Bakın insanın aradığı bütün cevaplar kendi içindedir. Ben bunu öyle laf olsun diye söylemiyorum. Bugüne kadar aklımın hani ucundan geçen her şeyi yaşamış bir insan olarak söylüyorum. Ruhuna zaman ayıran kendine zaman ayıran, özellikle siz yengeçler doğuştan sezgileriniz zaten çok güçlü. Dolayısıyla kendinizi de korumaya alın, sevdiğiniz şeyleri de korumaya alın. Bazen kendinize özel zamanlar yaratın. Etrafınızdaki kalabalığı ayrıştırıp biraz duaya ve kalbinize, ruhunuza yönelirseniz bu aralar isteklerinize ulaşmanız çok daha kolay olacaktır. Üretime geçsinler ve toprakla, suyla, bahçeyle, çiçeklerle bol bol ilgilensinler. Aşk nasıl yengeçlerde? Her şey çok iyi. Her ha? şey çok iyi. Bana sakın şey demeyin. Yani benim hayatım... Zaten yengeç, balık, terazi. Bak bu üç burç. Ben ne söylersem söyleyeyim mutsuz. Bak Galatasaray terazi. Ben ne dedim? Teraziler şanslı, teraziler çok iyi evet, bir dönemde evet, özgüvenleri teraz. artacak. Ne oldu? Galatasaray gibisiniz. Özgüveninizi yüksek tutun dedim. Bir tek beni Galatasaray dinledi. Başka terazilere bakıyorum. Her gün ağlıyorlar. Yapmayın böyle. Enerjinizi düşürmeyin. Kimler özgüvenini yüksek tutsun? Teraziler, balıklar, yengeçler. E, yengeçlerin esması ne? Hemen söylüyorum. Ya Yaşafi. Biraz sağlığa dikkat edecekler. Evet. Altıncı evlerinde dolunay var. Sağlığa dikkat etsinler ve çalışanlarına. Aslanlar kulaklarım çınlıyor. Yine mi reklama gidiyorsun biz başladığımızda Kesin. diye ama. <laughs> Seviyorum sizi. Uzun uzun konuşacağız. Efendim ölmez tavsiyeler, verdiği e, öneriler ve verdiği tarihlerle hepimizin hayatında yeni bir sayfa açan sevgili Mine Ölmez. Yengeçleri de yorumladı ve şimdi sıra geldi aslanlara. Sevgili aslan dikkat dikkat televizyonun sesini aç arkana yaslan. Çünkü bu programda duyacağın bu öneriler senin yaşamında çok önemli etki yapacak. Mesela nasıl? Bir görelim bakalım. Bayılacaksın. Tablo gelsin. O yüzden özellikle... Sen okur musun? Kalbinde kelebekler, başında som altından taç, yükseliş modundasın sevgili Aslan. Dedane olsun. Maşallah. Uzun zaman sonra Aslan burçları için her seçim bir vazgeçiştir ve her vazgeçiş yeni bir güzelliğe kapı açar enerjisiyle beraber çok güzel bir döneme giriyorlar. Aslan burçlarının tepelerinde oluşacak olan Jüpiter Kuzey Ay düğüm şanslı kavuşumu ve bu süreçten sonra ne olacaksa olacak ve itibarları artacak, güçleri artacak, Ay güzel. medeni halleri değişecek, belki evlenecekler, yeni bir şirket kuracaklar, markalaşacaklar. Aslan'a bahar geldi. Kariyer hayatlarında başarı elde edecekler. Önümüzdeki hafta Venüs'ün de Aslan Burcu'na geçmesiyle Süper. beraber bu etkilerin hepsini daha da güçlü bir şekilde hissetmeye başlayacaklar. Tabii ki her e, sıkıntılı dönemin ardından güzel bir dönem gelir birazcık atlatmaları ve kurtulmaları gereken enerjiler olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Onların da venüs Plüton karşıtlığı etkisini çok net alıyorlar. Kıskanç eş. Ama şimdi şöyle söyleyeceğim. insan eşini kıskanır. Hani bazı şeyleri söylüyoruz çok tepki veriyor insanlar. Şunu açıklamak isterim. insan eşini kıskanır. insan sevdiğini kıskanır. Bu dozunda olduğu sürece çok tatlıdır ve çok güzeldir. E, tabii. Ama eğer eşiniz hani büyüklerimizin bir sözü var ya erkeğin bir iki kanadı varsa birini kıracaksın. İşte yükselmesine izin vermeyeceksin filan. Eğer ki eşimiz bizimle beraber yükseliyorsa ne mutlu. Ama biz yükselirken o bundan çok mutsuz oluyor ve bizi aşağı çekmek istiyorsa orada bir düşmanlık başlıyor. Ya işte. da eşin yükselirken sen geride kalıyorsan o da olmaz. Olmaz. Çalışacaksın, gerekiyor. beraber eşlik edeceksin, onun başarısına sevineceksin ki sen de daha başarılı olabilirsin. Birazcık <laughs> ilişkilerinde bir eşitsizlik içinde olduklarını görebilirler. Yani kendileri çok yükselmişken partnerlerinin geride kalması ve onları aşağı çekmeye çalışması ya da ortak işlerde, ortak iş yapıyorlar mesela... Ortakları onları aşağı çekmeye çalışabilir. Birileriyle işbirliği içinde olduğunuz birileriyle alakalı bir aşağı çekme, bir kıskançlık modunda olabilirsiniz. Ee, ayrıca bu kız arkadaşlarınızla, erkek arkadaşlarınızla da olabilir. Normal dostluklarınızla da olabilir. Böyle bir badire atlatabilirler. Kıskançlık krizi atlatabilirler. Tutkuyla kıskançlık arasında hep böyle çok ince bir, ince bir çizgi vardır. Böyle bir kavga içerisine girebilirler. Hafta sonu aşk hayatları ile alakalı bir karar verecekler. Ayrılıklar, hafiften kavgalar, dargınlıklar gündeme gelebilir. Bu çok kalıcı bir ayrılık olmayabilir ama duyduğunuz bazı haberler, gördüğünüz bazı tepkiler, bazı kıskançlıklar ilişkinizi bozma noktasına gelebilir. Bazılarınızın eski ilişkileri işte geçmişte evlenmiş, ayrılmışsınızdır. Sevgiliniz vardır, nişanlınız vardır. Şu an yeni bir ilişkiniz vardır. Yeni ilişkinizle eski ilişkiniz arasında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. İki tarafın birbirini kıskanmasından ötürü sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu da sizin hayatınıza bir negatiflik olarak yansıyabilir. Lütfen dikkat edin. Ayrıca kendinizde çok radikal değişimler yapmak, saçınızı, başınızı, tipinizi, tarzınızı değiştirmek için aşırı güçlü bir güdülüm içinde olabilirsiniz. Benim size tavsiyem Venüs Pliton'la karşıtlıktan uzaklaşmadan, yani şu önümüzdeki haftayı atlatmadan çok radikal, sonradan pişman olabileceğiniz değişiklikler yapmamanızı tavsiye ediyorum. Ha doktorunuza çok güveniyorsunuzdur, mükemmel bir doktorunuz vardır, eli çok iyidir filan önceden anlaşmışsınızdır ona bir şey diyemem genelde rast gidiyor. Doktorun da bir enerjisi ve bir başarısı var çünkü. Hani her gezegene takılsa doktorlar İş bulamazlar. Dolayısıyla ben işini başarılı yapan insanların gezegen koşullarında da işlerinin rast gittiğine çok şahit oldum. Ama yine de hiç aklınızda olmayan çok radikal değişimler konusunda iki kere düşünün. Sahne onların. Aynı koç burçlarında olduğu gibi onlar da bir ateş elementi burç olarak kendilerini çok güçlü bir şekilde ortaya koyabilecekler. Çocuk sahibi olmak, hamilelik bebek haberleri, nişan kutlamaları, başarı elde etmek, parlamak açısından aslanlar Müthiş. çok şanslı. Peki. Ama e sağlığa dikkat etmeye devam. Esmaları lazım. ya Melik... Tam da onların ismi, tam da itibar kazanırken, tepelerinde jüpiter Kuzey Ay düğüm kavuşurken... ...Ya Melik ismini bolca zikretmenizi ve yükseliş itibar modunuzu yükseltmenizi tavsiye ederim. Şimdi esmalarla ilgili de çok soru sorulmuş. yani Kaç hmm. tane çekeceğiz, ne kadar çekeceğiz diye her programda söylüyoruz ama... ...hani yeni Te geçen seyircilerimiz var ekran başına, onlar için de bir evet, daha Evet şöyle söyleyeyim arkadaşlar, ben 17 yaşımda başladım bu esma zikirlerine ve çok memnunum. Hiç bırakmadım hiçbir zaman. Hep hayatımdaki bütün zorlukları hep dua ederek ve zikrederek aşmışımdır... Bunun sizin hem beyninize hem ruhunuza çok özel faydaları var. Zikir, kelime tekrarı sizi dedikodu etmekten, başka şeyleri düşünmekten, başka insanlara kızmaktan alıkoyduğu gibi enerjinizi yükseltir. Bu bir çeşit Allah'a seslenmek demektir. Büyüklerimiz bununla alakalı ebced değerleri vererek bazı sayılara ulaşmışlar. Demişler ki mesela 212 kere Melik ismini zikret, işte 131 kere selam ismini zikret. Ben bunları da denedim. Ama sonuçta şöyle bir şeyle karşılaştı. Bu defa bir tane eksik mi söyledim, bastım mı basmadım mı, çektim mi çektim. Acaba 212 mi oldu, 213 mi oldu gibi şeyler olunca araya obsesiflik dahil oluyor. Bu defa yaptığınız ibadetin o zikrin lezzetini de alamamaya başlıyorsunuz. Yıllardır bu esmaları zikreden birisi olarak sayı takıntınız yoksa sayıyla da zikredebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem manasını zikrederek... O zikri yaparken Allah'ı çağırdığınızı bakın zikretmek Allah'ı çağırmak demektir. Allah'a seslenmek de demiyorum bakın. Allah'a direkt davet ediyorsunuz. Bu bir davettir. Diyorsun ki mesela selam derken. Ey kendisi selam olan, insanlara esenlik veren, selamet veren Allah. Seni çağırıyorum. Bana gel. Bana bu isminle yaklaş. O yüzden ben hep derim. Mesela sabır çekmeyin. Sabırı sadece arada ya sabır ya Allah. Ya sabır ya selam diye söyleyin. Sabır çekmeyin. Çünkü Allah'ın isimlerinin öyle bir enerjisi var ki çektiğiniz zaman o frekanstaki enerjileri hayatınıza çekiyorsunuz. Mesela diyorsun ki Allah'ım bana sabır isminle yaklaş. E sabretmek Allah'a mahsustur. En son isim zaten 99. Sen bunun kadar sabırlı değilsin. O yüzden sabırla sınanmayı seçmemelisin. Hı hı. Çağırıyorsun. O senin konsantre olarak yarım saat 40 dakika başka bir şeyle ilgilenmeden bir yarım saat boyunca. Ey selam gel bana yaklaş. Bana selam isminle gel. Seni çağırıyorum. Bu Allah'ı çağırmaktır. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Yarım saat, 40 dakika kendinize bir zaman ayırın. Her şeyi bırakın ve Allah'ı çağırdığınızın farkında olun. Televizyonun karşısına geçip demenizin hiçbir manası yok. Peki ee, bu arada ikizlerin doğum günü ee, sevgili Şenay ve tüm ikizlerin doğum gününü kutluyoruz. Şenay demiş ki günaydınlar iyi ki doğdum ben demiş. İyi ki doğmuşsun sevgili Şenay Hanım. Doğmuşsunuz. İyi ki İkizlerdeki şu anda bizi dinleyen herkes iyi ki doğmuş. Doğum günleriniz kutlu olsun efendim. İyi ki varlar ya. Neşe kaynağımız yemin evet, ediyorum ikizler. ikizler gerçekten çok. öyle. Enerjileri <laughs> çok yüksek. Sevgili Başaklar. Başak'ın ilk cümlesine bakar mısın? Bir gelsin ilk cümlen. Başak. Sevdiklerine sevgini hissettir sevgili Başak. Ben mesela bir Başak olarak tam bir sevgi pıtırcığıyım. Ama görüyorsun. Ya benim tanıdığım Başaklar çok çok şey. Benim tanıdıklarımın çoğu da öyle. Ama ben Nasıl öyle ama şey derken çok ruh. soğuklar. Evet, soğuk hissettiremiyor. Şey Başak burcu hocam. ve Oğlak burcu İkisi de toprak elementi burç olarak özellikle Başaklar çok fazla böyle sırnaş ilişkilerden hoşlanmazlar. Mesafelerini korumayı tercih eden burçlardan birisi. Ben hariç. Ben böyle yanağını sıkar, saçını çeker, öyle severim. Bağrıma basa basa. Ama bu ara başak burçlarının sevdiklerini sevdiklerini hissettirmeleri gerekiyor. Sevdiğiniz insanlar sizin soğukluğunuz, kendinize odaklılığınız, iş takıntınız, kafayı bir şeye takmanız, her şeyi büyütmeniz yüzünden sizden uzaklaşabilir. Başak burçları ne zamandır zorluklardan geçiyorsunuz? Satürn sizi çoğunuz benim gibi belki evlendiği çoğunuzun belki ilişkileri bazı sıkıntılardan geçiyor. Hayatınızda bir karar aşamasındasınız. Belki ayrılıklar yaşıyorsunuz. Bunun sebebi şu. Bazılarımız evlenirken bazılarımız neden ayrılıyoruz? Çünkü Satürn'ün ilişkileri düzenlemekle alakalı bir enerjisi var Balık burcunda. Başak burçlarının hayatları ilişkiler açısından düzenleniyor. Şu Mart, Nisan aylarından beri hayatınıza giren kişi eğer yeni biri girdiyse bu insan sizin hayatınızda kalıcı birisi olabilir. Ya da şu anda Mart, Nisan aylarından beri hayatınızda bir ilişkiyi bitirmek konusunda iniş çıkışlar yaşıyor olabilirsiniz. Dolayısıyla şu anda da sevdiklerinizin sizden onlara sevdiğinizi gösterme be be beklentisi var. Eğer evde bir sıkıntınız varsa ki dolunay dördüncü evinizde olacak anne, baba, aile büyükleri ve aileyi ilgilendiren konularda sert durumlar olabilir birazcık. Ev içinde sorumluluklarınız artabilir. Annenizle babanızla bazı çatışmalar yaşayabilirsiniz. Hangisine kime neye yetişeceğinizi şaşırabilirsiniz. Babam hasta, annem hasta. Hakikaten babam rahatsızlandı. Annem de rahatsız. Onu doktora götüreceğim yine cuma olsun. günü. Bak çok enteresan. Kendim söylerken kendim şaşırıyorum. Ev sorumlulukları, eve yetememek, işe yetememek derken eşinizi, sevgilinizi, çocuğunuzu en sevdiklerinizi ihmal ediyor olabilirsiniz. Ailenize, annenize, babanıza, çocuklarınıza, neyse, sevgilinize onu sevdiğinizi lütfen söyleyin bugün itibariyle. Hayatınızda bir yapılanma döneminden geçiyorsunuz. Dolunay'la beraber evdeki sorumluluklarınız çok artacak. Uzaklardan bir haber alıp birdenbire gitmeniz gerekebilir. Uzak akrabalardan ani gelişmeler, ani haberler alabilirsiniz. Yollar, yolculuklar hayatınızda aşırı derecede artmaya başlayabilir. Ve neye yeteceğinizi birazcık şaşırabileceğiniz bir dönem olabilir. 15 günlük süreçte bazı başaklar taşınma, ev taşıma, ev değişikliği, yer değişikliği, şehir değişikliği gibi durumlar yaşayabilirler. Ev, yuva, aile, emlakla ilgili konular... Önümüzdeki 15 gün hayatınızda çok önemli olacak. Ama bir yükseliş, tanınma, ünlenme, ithalat, ihracat, ticaret başarısı, eğitim başarısı. Kendinizi şanslı ve başarılı bir şekilde ortaya koymak. Hukuk, eğitim gibi konularda gücü elde etmek ve başarıya ulaşmak. Ve yeni yerler görmekle ilgili siz çok şanslı olacaksınız. Sorumluluklarınız biraz fazla olabilir haklı olarak. Ya musavvir ya bari bolca zikredebilirsiniz. Tasvir eden ve düzenleyen demek. Mesela bunu nasıl zikretsin? Ey tasvir edip düzenleyen. Her şeyi düzene sokan Allah'ım hayatımın kaosunu bitir ve onu hayırlısıyla, iyilikle bir düzene sok. Amin. Sevdiklerim de içinde tam ve bütün olarak. Dua ederken çok önemli konuştuklarımız. Evet. Mesela beni şu dertten kurtar dersiniz, birisiyle beraber çıkar gider. <laughs> Öyle bir şey demeyin. Hayırlısıyla, sağlıkla, iyilikle bunu hale yola koy. İnşallah. Ya musavvir, ya, ya bari. bari esmaları değil mi? Evet. Var mı ekleyeceğim başakları? Başakları ekleyeceğim sevdiklerinize sevginizi hissettirin. Çiçeklerle, böceklerle, kuşlarla, kelebeklerle meşgul olun. Hemen seven sevdiğine şimdi sevdiğini Seni söylesin. Seni seviyorum deyin. Biraz sonra değil şimdi. Biraz manem mollalık yapmayın. Suratınızı ekşi tutmayın. Sevdiklerimize <laughs> zaman ayırın. Çiçekler açsın, böcekler ötsün. Ferdi bir şarkısı var diye. Onu söyleyin Başaklar. Onlar da ne Ay söyler hiç ya. Hiç hatırlamıyorum. Öyle bir şarkısı var Ferdi. Çiçekler açsın, böcekler ötsün. Kırlarda sevgililer el ele olsun. Hiç bilmiyorum. Kesin bunu... Biliyordur bizimkiler. Söyle bakayım. Çiçekler açsın, böcekler ötsün, kırılar da sevgililer ele ele olsun. Ben na, 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 na. razıyım. Devamını hatırlamıyorum. Neyi ne, ne? Ferdi Tayfur şarkısı. Hatırladım şimdi. Hatırladın mı? Peki. Sevgili teraziler, sizin için bakalım uygun ne hangi şarkıyı bulacak sevgilimin ölmez. Ama gerçekten sizin <laughs> için de e, nasıl bir dönem söyleyemedim. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bir kere şanslısınız. Onu bir kenara not ediyorum. Bak Galatasaray güneş terazi nasıl kazandı? Nasıl eze eze geçti? Fenerbahçe olarak bunu söylemek de. Bu arada Diş niye? Diye... arasında söylüyor ama Gaztay nasıl yendi. <gülüyor> <gülüyor> ama bir şey söyleyeyim benim hiç bir şeye hayranlığım yani ve dolu dolu değil. Bak Galatasaray'a nasıl yendi. Ama bir şey söyleyeceğim. Bak sana bir söyleyeyim. Hakkıyla kazanmadı mı Galatasaray Hakkıyla yani. kazandı. Evet. Hakkıyla kazandı ama bir şey söyleyeceğim. Galatasaray'ın da ekstradan Hani hem çabası vardı hem de bir özel bir şansa sahipti. Ben bunu hep söylüyordum. Bazen şansımız da yaver gider, çabamızla da, da birleşir. E, hiçbir şeye fanatikliği olmayan, sadece seven, benim için eğlence bunlar. Eğlencelerim. Hiçbir şeye fanatikliğim yoktur. E, kendim dışında hayatıma bakarım, ben kimseye bakmam. O yüzden başarınızı yürekten, dişimi sıkmadan tebrik ediyorum. Sizler de Galatasaraylı e, olmasanız da sevgili Teraziler, Galatasaray'a kadar yüksek bir şansa sahipsiniz. Lütfen bana kulak verin. Şansınız, kısmetiniz, bahtınız çok açık. Hı. Ama özgüveniniz yüksek değilse de bu sizin hatanız. Lütfen kendinizi, enerjinizi yükseltin. He, bu aralar ne olabilir? Birazcık sağlık sorunlarına dikkat etmeleri lazım. Hı özellikle terazi burçlarında cilt sorunları, deri sorunları, ayak problemleri hep söylüyorum böyle bir değişik bir şeyler var oralarda. Ee, i̇ç mukoza, böyle iç deri ile alakalı sıkıntılar, sulu yaralar ve birazcık alerjik reaksiyonlara yatkın oldukları bir süreçten geçiyorlar. Çalışanları, çalışma hayatlarını düzenlemekle ilgili sıkıntıları da devam ediyor olabilir. İş başarıları da var, iş hayatlarında seviliyorlar da ama sanki biraz daha yükseğe çıkmak arzuları bu aralar gündeme gelebilir. Yay burcundaki Dolunay onlara sürpriz bir seyahat fırsatını beraberinde getirebilir. Çok bekledikleri bir haber gelebilir, duyulabilir. Bir başarı, bir anlaşma, bir sözleşme yapabilirler. El sıkışmalar olabilir hayatlarında. Bilgi, belge, evrak konularında da. Hani bekliyorum aylarda şu kağıt gelsin, bekliyorum aylarda şu sınav sonuçlansın dedikleri şeylerin sonucuna ulaşabilirler. Bazıları sınava girebilir, sınav başarısı elde edebilir. Sınavlarla ilgili kaygı gidiyor olabilirler. Her ne sınavınız varsa geçeceksiniz. Ona bir, yani ben tabii ki çabanız da önemli ben genel konuşuyorum ama çoğunuzun başarılı olacağını düşünüyorum. Bununla beraber maddi konularda yine yılın en şanslı burçlarından birisi olarak bu akşam yaşanacak olan Jüpiter Kuzey Ay düğüm kavuşumu etkisi sizi maddi konularda çok olumlu etkiliyor. Benim tavsiyem bugün terazi burçları yeme, içme, git. Akşama doğru, akşam olmadan 3-4 gibi çık dışarı, kendine bir tane kumbara al. Güzel böyle ihtişamlı güzel bulursan mor yeşil bir kumbara al ya da yoksa bir tane mor cüzdan al içine para at dua et. Çünkü bugün gerçekten bolluk bereket kısmetleri terazi'lerin çok açık. Eğer ki nafaka alamıyorsanız, prim alamıyorsanız, hakkınız olan parayı alamıyorsanız bununla alakalı şans ve fırsatlarla karşılaşacağınızı söyleyebilirim. Hakkınız olan bir para varsa bunu rahatlıkla alabileceksiniz. Sizi etkilemek için işte geldik çok önemli konuya. Ne zamandır sosyal çevreniz, aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular sizi aşırı yoruyor olabilir? Sosyal çevrenizde narsist insanlarla baş etmek zorunda kalıyor olabilirsiniz. Şimdi hafta sonu ve önümüzdeki haftayla beraber kardeşiniz, dostunuz, çok yakın arkadaşınız da olabilir bu kişiler. Size etkilemek için bol keseden atıp tutan, senin için şunu yapacağım, senin için bunu yapacağım diyen insanlara prim vermeyin. Narsist ve sizi kendisi için bir şeylerin peşine düşürmeye çalışan insanlara da prim vermeyin. Arkadaşlık ilişkileri, aşk ilişkileri ve çocuklarıyla ilişkilerine çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bir takım kıskançlık krizleri, başarılarını baltalamak isteyen insanların rahatsızlıkları gündeme gelebilir. Ee, ve eğer hamile teraziler varsa hafta sonu ve hafta başı boyunca kendini çok yormasınlar. Çocuklarınıza da ayrıca hassas, ayrıca tatlı davranırsanız çok güzel olur. Aşk hayatlarında aşırı kıskançlık ve çekişmeler gündeme gelebilir. Özellikle zorba ve takıntılı partnerlerden birazcık kendinizi korumanızı tavsiye ederim. Her canımsın, gülümsün diyene de kalmayın teraziler. İsmaları? Ya yafetta. Tam bir hayır bereket kapıları açılma zamanı. Tam bir bolluk bereket enerjisi zamanı. Benim söylediğim gibi bu enerjiye girin ve bugün itibariyle kendinize bir bebek gibi bakın. Çiçek sularıyla yıkanın ve gidin bir kumbara alın, bir cüzdan alın, paranızı atın dua edin. Özellikle zaten söyledim maddi konuları iyi yönetirsen süper şansın evet. açık. Peki sevgili Akrep. Canlarım oradalar biliyorum. Evet. Akrep için para konularına odaklandıkları bir süreç ve kariyer konularına odaklandıkları bir süreç. Aşk hayatları şanssız mı? Çok şanslı. Her yerden bu ara yüzleri gülebilir gerçekten. Gülsün. Evet, Akrepler zor eşiği atlatmak üzereler. Şimdi bir kariyer mücadelesi veriyorlar, bir hayatlarını düzene oturtma mücadelesi veriyorlar. Mars tepelerindeydi, patronlarıyla tartışıyor, iş hayatlarında sıkıntılar yaşıyor. E, neyi nereye nasıl koyacaklarını bilemedikleri bir dönemde olabilirler. Ancak Venüs'ün de artık Aslan Burcu'na geçmesiyle beraber nihai bir karar verip, kavgaysa kavga, barışsa barış moduna girip, önümüzdeki haftanın ortasına kadar birileriyle fena kapışabilirler ama güç onlardan yana olacak. İtibarları ve yükselişleri olan burçlardan bir tanesi de akrep burcu. Kesinlikle çok emek verdiği, çok çaba harcadığı konularda başarıya ulaşacak, güçlenecek, güzelleşecek ve parlayacak. Şuna çok seviniyorum. Türkiye'nin de güneşi akrep biliyorsun. Şimdi onu soracaktım ama e, akrepler bittikten sonra sorayım. Gerçekten ederim. ülkemiz açısından da böyle zor bir enerjinin şifaya ve parlayışa dönüşmesi, ihtişama dönüşmesi yani gibi inşallah. durumlar söz konusu olabilir inşallah. E, ve maddi konular gündemimiz. Akrep burçlarının maddi konular gündemi. Şimdi Dolunay para evinizde. Gerçekleşeceği için e, parayla ilgili hem büyük bir mücadele hem de bu konuyla ilgili kararlar verebilirsiniz. İşte banka, kredi, borçlar bunlara odaklanabilirler. Borçlarını ödemek için bir takım e, yeniden yapılandırma süreçlerine girebilirler. Bankalardan veya ne bileyim arkadaşlarından, eşlerinden, dostlarından bir takım ödeme kolaylıkları veya maddi destekler alabilirler. Paraya çok odaklanacaksınız. Elinize uzun zamandır beklediğiniz bir gelir veya güzel bir şans geçebilir sevgili akrep burçları inşallah. Ve gerçekten parayla ilgili konular sizin için sadece 15 gün değil aslında Temmuz sonuna kadar çok güçlü bir gündeminiz olacak bu anlamda. İtibar kazanmak, güç kazanmak, başarı elde etmek, yukarılara tırmanmak için akrep burçları gerçekten destekleniyor. Mesela eşinizin ailesi sizi sevmiyor. Kayınvalidenizle veya kayınpederinizle iyi anlaşamıyorsunuz. Aile büyüklerinizden birileri hasta. Venüs'ün buraya yerleşmesiyle beraber iyileşmeler olacak ama bu hemen olmayacak. Birazcık ev dengesi, kariyer dengesi, aile dengesinde önce hafta ortasına kadar, önümüzdeki hafta ortasına kadar zorlandığınız, sizin de mesela patronlar, birlikte çalıştığınız insanlar, aynı statüde olduğunuz insanlar tarafından bir takım kıskançlıklar yaşadığınız ama neticesinde zaferin sizin olduğu bir süreç olacak. Bu aralar lütfen size sataşan, müdahale eden, aşağı çekmeye çalışan insanlara kavga ederek enerjinizi boşuna harcamayın. Siz yolunuzda devam ederek ilerleyin sevgili akrepler. Para mevzuları çok ön planda. Bugün yaşanacak olan Jüpiter kuzey ay düğüm kavuşumu. Zaten Jüpiter uzunca bir süre boğa burcunda olacağı için aşk, sevmek, sevilmek, nişan, kutlama, sevgi, muhabbet anlamında aşırı şanslısınız. Hep söylüyorum gene söyleyeceğim. Jüpiter kuzey ay düğüm kavuşumu öyle güzel ve şanslı bir kavuşum ki gelecekte beraber olacağınız kişilerle tanışabilirsiniz. Mesela Hayat arkadaşınızla bu oralar tanışabilirsiniz. Hayatınızı değiştirecek insanlarla tanışabilirsiniz. Sizi gelecekte de yanınızda olup size eşlik edecek olan insanlarla bu oralar tanışabilirsiniz. Birçoğunuzun evleneceği, baklanacağı, yuvalanacağı, kariyer yapacağı, ortak işlere gireceği ve başarı elde edeceği bir süreç olacağını söyleyebilirim. Süper Nihai vallahi. kaderine şansla ilerliyor. Çok zor şeyler yaşadı. Şu 6 ay artık arınma zamanı akrepler için. Adım adım zirveye gidiyor yani. İnşallah. Evet ama işte zirveye giden yolun dikenleri de, Olsun. yolları da taşlı olur. Zirve gözüktü ama Evet hocam. akrepler için çok şanslı bence. Kendilerine Peki. güvensinler. Esmaları? Ya Muni, Ya Varis. Sevgili akrep, zirvedesin. Niye Ya Muni, Ya Varis? Varis onların esması maddi konular, haklarını almak, e, rizik ederken böyle zikretsinler. E, zenginleşmek ve bolluk. Dikkat edersen birçok Burcu'ya bu hafta yağmuni ismini vermişim. Zenginlik, bolluk, bereket enerjisi. Peki bunu her burç çekebiliyor mu? Tabii ki ya, çeker. Normalde bu e, boğada ve yay burcunda olan bir isim. Onlara etki eden şans, başarı, bolluk, bereketle doldur iki burçta. Boğa ve yay. Ama bu hafta birçok burcun bunu zikretmesi kendisi için çok yararlı sık, olur. Sık sık zikredelim o zaman evet. yani. Şans, ya, boğuk, bereket bizimle olsun. Sevgili yay, sevgili yay. Şimdi yayın şöyle bir özelliği var. Yay burcunda dolunayın... Ee, bir etkisi var değil mi? Dolunay yay burcunu mu etkiliyor? Nasıl söyleyeyim Çok etkiler. Çok etkiler. Çok Dolayısıyla yayda da çok, çok önemli. büyük bir hareketlenme var. Çok çok çok. Sevgili yay zaten başlıkları görüyorsun ama şimdi bunlar detaylandırılacak radikal seçimler ve kararlar dönemi demişsin. Neyle ilgili? Bir kere hayatlarında çok önemli bir bitiş ve başlangıç döneminden geçiyorlar. Hmm. İş hayatlarında sürpriz ve radikal gelişmeler yaşanabilir. İstifa Yükselen etmek geçerli mi? Çok geçerli. İstifa etmek, yeni bir işe girmek, hayatında ikinci bir plana dönmek, B planını uygulamaya geçmek, A planından vazgeçmek, A şahıstan vazgeçip B şahısla yoluna devam etmek. Hayatlarında çok radikal kararlar verecekleri bir süreçten geçiyorlar. Hmm. Yay burçlarına şimdiden tavsiye ediyorum. Lütfen bedeninize, ruhunuza çok iyi bakın. Kendinize çok iyi davranın. Kendinizi sevin. Bu aralar sevgiye, ilgiye çok daha fazla ihtiyacınız olacak. Hakkınızda önemli kararlar verilebilir. Siz kendiniz hayatınız hakkında çok önemli kararlar verebilirsiniz. Hafta sonu kendinizi ...bir takım çatışma ve mücadelelerin içinde bulabilirsiniz. Bunlar hukuki mücadeleler de olabilir, iletişim çatışmaları da olabilir, ilişki çatışmaları da olabilir. Açıkçası ben onlara şunu tavsiye ediyorum. Çok fanatik davranmamalarını, olayların iki tarafını da görmelerini. Yayın karşısında ikizler var. İkizlerdeki Aldebaran, yaydaki Antares etkisi, bu iki savaş yıldızının müsabakasında yay burçlarına şunu tavsiye ediyorum. Hayır bu böyledir. Kesinlikle böyledir demek yerine olayların iki tarafı olduğunu ikizlere bakarak dualiteyi görmeye çalışsınlar. Evet ben burada hata yaptım öz eleştiri yapıyorum. Burada hatalıydım demeyi e, tavsiye ediyorum onlara. Çok büyük savaşlara girmeyin. Enerjinizi bölmeyin. Enerjinizi dağıtmayın. Eğer ki hayatınızda çok mevcut bir probleminiz varsa bunu çözebilirsiniz. Haziran bitene kadar bunu çözmekle ilgili zaten şansınız çok yüksek olacak. Sizi suçlayan itham eden canınızı sıkan insanlar varsa bunlarla alakalı da bitişler, bitiş kararları verebilirsiniz. Bir yolun sonuna gelmek, bir şeyi devam ettirip tamamlamak noktasında karar vermek söz konusu olacak. yayların hayatında, iş hayatlarında sürpriz haberler gündeme gelebilir. Sürpriz iş değişiklikleri, sürpriz tayinler, sürpriz emeklilikler gündeme gelebilir. Bununla beraber Yeni bir çalışan almak veya iş hayatlarında büyümek, yanlarındaki çalışanların büyümesi, işlerindeki sistemin değişmesi söz konusu olabilir. Birazcık birlikte çalıştıkları insanlarla alakalı. ...evcil hayvanlarıyla alakalı iniş çıkışlı ve değişik durumlara açık olacaklar. Beklenmeyeni beklesinler iş hayatlarında. Beklenmeyeni beklesinler. Sağlıklarına özel olarak dikkat etsinler. Hep uyarıyorum onları bu ara biraz daha uyaracağım. E, tiroidler boyun boğaz bölgesi ve genel sağlığınızla ilgili bedeninizi dinleyin. Kendinizi böyle bodoslama yormayın. Kalça, yan, uyluklar normalden hassas olabilir. Birazcık sağlığınıza, beslenmenize dikkat etmenizi... ...yaşamınızı düzene sokmanızı tavsiye ediyorum. Spor yapın, beslenmenizle ilgili destek alın, diyet yapmanız gerekiyorsa diyetinize dikkat edin. Sağlıkla ilgili konularda yayların çok temkinli olması gerekiyor. Bunu da söyledikten sonra başka bir şey unuttum Esmalar. Mı? Ha, Bol bol seyahat, yolculuk, gezi tozu zamanı tam istediğiniz gibi. Dilinize hakim olun. Hiç sevmezler. Çok seviyorlar Venüs gibi. ama ne olacak önümüzdeki hafta ortasına kadar millete böyle sivri dilli yaklaşımlar yapmayın. Olayların iki tarafını da düşünün ondan sonra siz sağ ben selamet. Ya Muni ya, ya Rezak okuyacak esma okunacak esmaları. Sevgili oğlak dinlenme ve mutlu olma vaktin gelmiş. Artık gerçekten mutluluk senin de hakkın değil mi sevgili? Ne çektin be oğlak? Onlarda da çiçekler açsın böcekler ötsün. Evet. Oğlakların yükselen oğlak özellikle yükselen oğlan Dolunay 12. evinde. Yani. Bu ne demek? Yükselen oğlak birazcık karanlık hisler içerisinde. Mutsuz olabilir. Dağınık düşünüyor olabilir kızgın, kırgın olabilir. Aldatılıyor, ihanete uğramış ya da kendini öyle hissediyor olabilir. Sağlık sorunları yaşıyor olabilir. Sürekli uyuyor ya da sürekli uyuyamıyor, mutsuz, beslenmesi bozuk olabilir. Sağlık ve dinlenme ile alakalı bir takım sorunları var. Mesela bazıları yeni doğum yapmıştır uyuyamıyordur. Bu iyi bir şey hani sıkıntı ama iyi bir şey. Ama bazıları da ihanete uğramıştır uyuyamıyordur. Ruhları mı yorgun Birazcık ya. yorgunlar. Lütfen önümüzdeki 15 günlük süreçte siz sevgili oğlaklar sağlığınıza, ruhunuza ve bedeninize normalden daha çok özen ve itina gösterin. Kendinizi sevin, kendinizle böyle baş başa kalıp duanızı yapın, bedeninizi... ...rahatlatacak aktiviteler yapın ne bileyim... ...yaptırabiliyorsanız masaj yaptırın... ...dinlenin... ...uykunuza ve beslenmenize lütfen özen gösterin... ...bazıları bir takım gerçeklerle yüzleşebilir... ...bilmedikleri bir ihanet... ...bilmedikleri bir dedikodu... ...bilmedikleri bir yalanla yüzleşebilir... ...bu işin tatsız tarafı... ...umarım öyle bir şey yaşamazsınız... ...ama çocuklarınız ve sevdiğiniz insanla da alakalı... ...böyle bazı şaşırtıcı haberler falan duyabilirsiniz... ...telafisi var mı? Evet var... ...bu senenin çocuk sahibi olmak... ...aşk başarısı, sahneye çıkmak hobilerini meslek haline getirip çok güzel para kazanmak konusundaki en şanslı burcu kesinlikle Oğlaklar. Birçok Oğlak kişisi sene bitmeden normalde Keyif için yaptığı şeylerden aşırı para kazanma moduna girebilir. Hiç yıllardır aşık olmayan Oğlaklar çok büyük aşk yaşamaya başlayabilir. Aynen. Yıllardır çocuk sahibi olmayan Oğlakların çocukları olabilir, bebekleri olabilir. Çocuklarının mürvetini görebilir, çocuklarının sevinçlerini görebilir. Çocuğu gibi gördüğü insanların sevinçlerini yaşayabilir. Nişanlanabilir, kutlamalar yaşayabilir. Yıllardır hak ettiği ama alamadığı öz değer ve değer duygusunu çok net olarak hissedebilir. Bu anlamda müthiş şanslısınız. Lütfen siz zaten çok çalışkan insanlarsınız. Hobilerinizi Meslek yapıp bundan para kazanmaya giderseniz özellikle toprak, çiçekler, kokular, insanın hayatında ona neşe veren, tat huzur veren şeyler, yemekler, yiyecekler bu konularda meziyetleriniz varsa sanat, giyim, kuşam, estetik güzellik çok güzel para kazanabilirsiniz buralardan. Kendinize mutlaka güvenin. Bununla beraber Oğlaklara şunu söyleyeceğim. Lütfen e, kuru gürültüye pabuç bırakmayın. Herkese sırrınızı açmayın. Projelerinizden haziran sonuna kadar hiç kimseye bahsetmeyin. Lütfen e, zaten sıkı ağızlısınız ama çok güveniyorum bir şey yapmaz dediğiniz insanlar plan ve projelerinize maalesef e, çalabilirler. Bu çok oluyor zaten maalesef. Özgün insan bulmak çok zordur. Dikkat edin. Bunun dışında hobilerinize yönelirseniz şansınız çok açık. Çocuklarınızla ilgili, aşk hayatınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Bazı böyle iniş çıkışlar yaşanacak gibi ama sonrasında toparlarsınız ve önümüzdeki hafta ortasına kadar elinizden çok para çıkmamasına, riskli girişimler yapmamaya ve paranıza, pulunuza azıcık dikkat edin. Ondan sonra parayla ilgili de ya da birikimlerinizle ilgili de şanslısınız. Evet sevgili Oğlak Yağ Nur. Esma. Ya nur, Ya Şafi, aydınlanmak, iyileşmek, şifa bulmak o karanlık enerjilerin aydınlanması için niyet ederek zikredebilirsiniz. Yalnız Yağmur ismiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Nur ismini zikrederken mutlaka yanınızda su bulundurun. Ne? Çünkü evet, su bulundurun ve e, zikrettikten sonra mümkünse o suyu içinde ya da o sırada da bol bol su için. Çünkü nur, nar kelimelerinin çok geçtiği dualarda e, aşırı parlaklık, aşırı ısı, aşırı ışık enerjisi e, yakıcılığa da dönüşebilir. Tabii. O su enerjisiyle beraber zikretmek İsimlerde lazım. İsimlerde peki? İsimlerde de öyle tabii. Yani çok parlaksın, gözüm kamaşıyor ama sarılamıyoruz gibi düşün. Güneşi tutabilir misin? Ama güneşsiz de yapamazsın. Gibi. Şems de öyle mesela. Eş şems. Peki bu çok detaylı konuşulması gereken bir konu. Şimdi... E kovaların hakkına girmeyelim. Girmeyelim ama ben söyleyeyim yani bunu söyledim. Madem ki bu ismi verdim bunu da söyleyeyim diye düşündüm. Peki iyi yaptın. Bol su için. Sevgili kova. Hmm, güzel. Sosyal ortamlara damgasını vuruyormuş bak sevgili Sosyal kova. kelebek kova. Ama bir şey söyleyeceğim. Kovaya şimdi beni kızma kova. Önce kötüyü söyleyeyim. Bir kere ya önce önümüzdeki... iyi söyle ya. Önce Kötü. iyi mi söyleyeyim? Kötüyü söyleme. Sevgili yani. kova. Tamam. Ya daha derdi içinden ne ne geliyor onu söyle. Şimdi uyarmak istedim neden? Çünkü Uyar, Venüs zaman. Tamam. Venüs Aslan burcuna geçecek. Onların burcuna bulunan Plüto çok sert bir karşıtlık tamam. yapacak. Kovaların Özel hayatlarında kıskançlık krizleri, iniş çıkışlar gündeme gelebilir. İlişkilerinde ben sen dengesi çok fena bozulmuş olabilir. Narsist bir partnerle karşı karşıya kalabilirler. Kendileri narsistik yaptıkları için ilişkileri bozulabilir. Şimdi kovalar hep böyle humanist falan diyoruz ama kovalar inanılmaz derecede kibirlidir. Ve farklı olma takıntıları vardır. Hepiniz öyle değilsiniz. Bu bir genelleme. Bütün genellemeler biliyorsunuz eksik totalde. Ama aslanın tam karşısı olduğu için kova burcunun kendi aklını çok beğenme ve toplumdan kendini hep böyle üst tarafta görme gibi bir e, takıntısı olabiliyor ve sıra dışı olmak onlarda bir komplekstir farklı olma kompleksinden bahsediyoruz eğer ki partnerinize kendinizi sürekli ben çok iyiyim mükemmeliyim işte sen daha şartlık kendini tavrında davranıyorsanız sevgili kovalar bunu sakın bu düşmanca algılamayın bu sözlerimi farkındalığınızı arttırmak adına söylüyorum e, hümanistiniz falan filan okey ama biraz da kendi aklınızı fazla beğenme yoluna gidebilirsiniz önümüzdeki günlerde ve size sevgi gösteren, size iyilikle yaklaşan insanları kırma eğiliminde olabilirsiniz. Aynı şekilde ben öyle biri değilim ama partnerim öyle diyorsanız partnerinize karşı da siz artık geçit vermeyeceksiniz gibi gözüküyor. Özel hayatınızda kıskançlık krizleri ve iniş çıkışlar sebebiyle bir takım ayrılmalar, kopuşlar gündeme gelebilir. Üzülmeyin bu çok uzun bir sü süreç devam etmeyecek. Önümüzdeki hafta ortasına kadar azıcık buna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Yani Hafta sonuna doğru biraz daha bu enerjiden kurtulacaksınız ama hafta sonu ve hafta başı partnerinizle, sevdiğinizle, ortağınızla falan böyle bir kopuşlar, ayrılıklar gündeme gelebilir. Bu benim uyarım olsun. Bunun dışında ev, yuva, aile, yuva olmak, yuva kurmak, yeni bir şehre yerleşmek, yeni bir semte gitmek, evini almak, ev satıp ev almak, emlak ve arsa gibi konularda en şanslı burçlardan birisi kesinlikle sizsiniz gibi görünüyor. İstediğiniz gibi bir eve yerleşmek, ev, yuva, aile, emlak konularında çok büyük bir şans elde etmek, başarınızı arttırmak, aile içi sorunları çözmek, barış imzalamak, kendinize ait bir bahçe ya da arsa edinmek için aşırı şanslısınız. Kendine ait bir toprakları, bir bahçeleri, bir evleri olabilir. Ev, mal, mülk konularında çok şanslı olacaklarını rahatlıkla söyleyebilirim sevgili kova burçlarının. Bunun dışında sosyal ortamlara damganızı vuracaksınız gibi gözüküyor. Yeni ortamlara girip yeni insanlarla tanışıp buralarda bir grubun, bir davetin, bir kulübün bir şeylerin başını çekip yaptığınız organizasyonlarla da adınızdan çok bahsettirebilirsiniz. Bazı dostluklarınız bitme noktasına gelebilir. Ya bu hafta özel hayatları ve dostlukları ile ilgili bazı radikal kararlar verebilirler, bitirebilirler, görüşmeyi kesebilirler, hayatlarından çıkarabilirler. Bu anlamda da güçlü bir etki altındasınız çok hayal ettiğiniz bir şey de gerçek olabilir. Bu bir çocuk hayali, İnşallah. bir evlilik hayali, bir aşk hayali de olabilir. Ya vekil, ya Allah esmalarını bolca okuyun. Kendinize güveniniz tam olsun ama kendi aklıma beğeniyorum havası kesinlikle oluşturmayın. Bu ilişkilerinizi zedelemez. Ya vekil ya Allah esmaları. Bu arada sevgili Salih Babacan'a da buradan sevgilerimi gönderiyorum. Salih'cim de Kova Burcu'nda şu anda ekran başında. Şimdi bir seyircimiz ne yazmış biliyor musun bana Şefika Hanım? Aslanlar için sen hatırlıyor musun? Çocuk sahibi, evlat sahibi olacaksın demiştin. Nur Hanım günaydınlar. Bundan iki hafta önce Mina Hanım aslan burçları evlat sahibi olacak dedi. Şu an hamileyim inanamıyorum Hı, diyor. Maşallah. Ya sağlık çok güzel. Da da olsun, Hadi gözünüz aydın beysin. Şefika Hanım. Evet. Allah analı babalı büyütsün. Amin. Hayırlı mutlu Balıklar, bir evlat olsun. Sevgili balık kariyeriniz şekilleniyor. Nihayet bu hafta balık burçları yeni bir iş ve girişimde bulunabilirler. Hayatlarında yeni bir başlangıç yapabilirler, bir yükseliş planı yaşayabilirler. Ancak bazı balıklar da bir kariyer planını kapatma evresinde olacaklar. Mesela bir devir bazıları bitiyor. Bitiyor. Mesela artık emekli oluyorum. Teşekkürler herkese. Ya da artık ben bu işi bırakıyorum veya işte filancaya devrediyorum. Teşekkür ederim. Olumsuz olarak düşünmesinler illaki Olumlu olarak hani bir işi bitirip artık başka bir iş planına geçmek, yeni bir yol planı belirlemek ya da bir şeylerin başına geçmek, bir şeylerin yönetimini eline almak konusunda balıklar bu hafta şanslı gözüküyorlar. Ama bazıları patronlarla takışabilir. Bazıları ben bu işte olmamalıyım, benim yerim burası değil düşüncesine kapılıp önümüzdeki 15 günlük süreçte işini bırakabilir. Sürpriz haberlerle, sürpriz gelişmelerle şaşıracakları bir süreçten geçiyorlar. Mesela aldıkları bir haber hayatlarında çok radikal bir karar verdirebilir onlara. Kardeşleri, yakınları, yakın çevreleri, en yakınlarında olan insanlarla alakalı şaşırtıcı şeyler yaşayabilirler. Haklarında bazı dedikodular duyulabilir veya onların bazı söyledikleri şeyler çarpıtılabilir. Buna azıcık dikkat etsinler. Ticaret, anlaşma, sözleşme, eğitim, arabalar, mekanik şeyler, telefonlar, bilgisayarlar hakkında aşırı dikkatli olsunlar. Önümüzdeki bir haftalık süreçte balık burçları elektronik cihazlarla ilgili hani hep Merkür Retrosu'na yaşarız ya normalde elektrik kesilir, telefon bozulur falan. Sanki böyle Merkür Retrosu'ndaymışız gibi bozulmalar işte telefon bozuldu, araban bozuldu gibi şeyler yaşayabilirler. Özellikle balıklara tavsiyem araba bakımınıza çok dikkat edin. Araba alım satımı yapacaksanız Lütfen maddi olarak hesaplamalarınızı doğru yapın. Dolandırılmayın, kandırılmayın. Eğitimle alakalı konularda da bir takım değişiklikler gündeme gelebilir. Sınavlarla ilgili de böyle bir ruh haliniz eğer sınava girecekseniz balıklar ruh halinizi dengelemeye çalışın. Çok iniş çıkışlı hissederseniz bunun size sıkıntı oluşturabileceğini düşünüyorum. Böyle anksiyete moduna girmemeye çalışın. Sakinliğinizi, dengenizi koruyun. Ama duydukları bazı haberler onları çok şaşırtabilir. Ani yol ve yolculuk planları olabilir. Hukuki olarak çok güçlü bir şekilde girişimlerde bulunabilirler. Eğitim, seyahat planları, ticaret planları ile alakalı da çok radikal kararlar verebilirler. Anneniz, babanız, aile büyükleriniz ya da patronlarınızla anlaşmakta biraz zorlanabilirsiniz. Aranızda bazı ego çekişmeleri yaşanabilir. Şimdi Mars 6. evinizden geçiyor. Çalışanlarla ilgili epeydir sorun yaşıyorsanız, evcil hayvanlarınızla ilgili sorunlarınız, problemleriniz varsa, çalışma hayatınızda koşturmaktan yoruluyorsanız, sağlığınızı ihmal ediyorsanız önümüzdeki hafta ortasına kadar ekstra lütfen dikkat edin. Bağımlılıklarınızı kontrol altına alın, uykunuzu beslenmenizi kontrol altına alın, e, damarlar, dolaşım kalp, sırt, kollar bu bölgelerle ilgili özellikle dikkat edin. Mesela kol ağrılarınız, sırt ağrılarınız varsa bunların birazcık peşine düşün. Sağlık ve iş hayatıyla ilgili zorluklardan geçebilirsiniz. Özellikle iş hayatında çığırtkan, kavgacı, sizi rahatsız etmek isteyen kişilerden ekstra olarak uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Lütfen iş hayatınızda biraz daha dikkatli olun. Çalışanlarınızla birlikte çalıştığınız insanlara her konuda hemen güvenmeyin ve kavga ve tartışma ortamları yaratmaktan da Kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Lütfen sağlığınıza dikkat edin, bedeninize kulak verin, Sağ ol, kendinizi çok biraz önemli, dinlenmeye tabii. alın, kalbinizi stresle en başta yormamaya çalışın. Ya Şafi, ya Nur size de yine sağlık için. Ee, yine siz de bol su tüketerek bu ismi zikredin, şifalanma, aydınlanma, bedenen ve ruhen iyileşme niyet edebilirsiniz. Şifanız bol olsun. Amin. Seni çok seviyoruz. Ben de sizi. Perşembelerin değişmeyen konuğu özlemle beklenen, her daim yolu gözlenen Allah Allah sevgili Mine Ölmez. TRT programı gibi ne güzel. Ay ne gerçekten güzel. O öyle ne oldu. güzel. Biz seninle TRT sanatçısı olmalıydık. Bizi Ayşe Ege Soy sevgilerimizi Ay, gönderiyoruz. İzliyordum. Anons Mustafa. etmeliydi. O şiir okumaydı bir şarkı söylemeliydi. Çocukluğumu e, Ayşe Ege Soy'u taklit ederek geçirdim. Aa, ah, ah. gerçekten. Ah. gerçekten o, o bir kolay, başka geceyi falan yani bir cumartesi eğlencesiydi değil mi? Öyle miydi? Bir ben başka hiç gece ki. Çok küçük küçüktüm hatırlamıyorum. Bak Hüseyin hatırlıyor bir cumartesi gecesi miydi? Vallahi Ayşe Ege soyu taklit ederek geçirdim. Çok beğeniyorum tabii. Sen ki. de çok güzel konuşuyorsun. Demek ki işe yaramış, örnek tabii. almışsın. Bir şey söyleyeyim mi? Aslında hedefe giden yolda kendine e, o konuda başarılı bir ismi hedef edineceksin ve gerçekten i̇şte doğru hedefe yürüyeceksin. Hmm. Seni seviyorum. Teşekkür ben de seni ediyorum. Ben Yine ederim. bugün bomba açıklamalar yaptın. <laughs> Şimdi e, aslında. <laughs>